Herkese selamlar. Yoğun bir videoya hoş geldiniz. Sizi bugün bu videoda birkaç farklı konuma götüreceğim ve oralarda birkaç farklı aktivite yapacağız. Bunlardan bir tanesi aslında Hollanda'nın en yüksek noktası. Hollanda'nın en yüksek noktasına gittikten sonra o noktaya çok yakında bulunan Hollanda, Almanya ve Belçika sınırının bulunduğu başka bir noktayı da göreceğiz. Orada bulunan bir kuleye çıkacağız ve 3 ülkeyi yukarıdan seyredeceğiz. Oradan bu konuma yakında bulunan Aachen şehrine geçeceğiz Almanya'daki ve Aachen'daki Christmas Market'i ziyaret edeceğiz. Geçen sene de göstermiştim Aachen Christmas Market'i. Ama bu sene ne değişmiş? Bu sene atmosferi nasıl? Buraya kadar gelmişken görmek istedim. Hollanda'nın güney tarafına gelme planınız varsa size bugün bu videoda göstereceğim konumlardan kendinize güzel bir rota da oluşturabilirsiniz. Hadi gelin Hollanda'nın en yüksek noktasıyla videoya başlayalım. Burası Walserberg adı verilen bir tepede bulunuyor. Burada deniz seviyesinden ziyade NAP diye bir ölçü birimi kullanılıyor. Bu da Amsterdam'daki ortalama su seviyesinden baz alınarak hesaplanıyor. Şu an bulunduğumuz nokta bu seviyeden 322,5 metre yükseklikte bulunuyor. Burası Hollanda'nın en yüksek noktası. Şu an üstünde bulunalım. Evet, Hollanda'nın en yüksek noktasındaydık. Şimdi bunu yaptık. En alçak noktasına gitmek de şart oldu. Hemen bu noktanın biraz ilerisinde de bu üç ülkenin sınırlarının kesiştiği nokta bulunuyor. NL yazan yer Hollanda, B yazan yer Belçika, taşın arkasında da D yazıyor. Orası da Almanya. Mesela fotoğrafı çeken kadın Belçika tarafında, soldaki adam Hollanda tarafında, fotoğrafı çekilenler de Almanya tarafında. Ben de şu an Hollanda'dan Belçika'ya geçtim. Belçika'dan da Almanya'ya geçtim. Birkaç saniyede 3 ülkede bulunduktan sonra şimdi 3 ülkeyi yukarıdan izleyebileceğimiz buradaki Baduan Kulesi'ne çıkalım. Bu kule Belçika sınırında bulunuyor. Birkaç kule daha var çıkabileceğiniz ama burası 3 ülke sınırına en yakın kule. Güzel bir manzarası var muhtemelen. Gelin beraber yukarıdan 3 ülkeyi seyredelim. Bileti aldım, kişi başı 5 euro buraya çıkmak. Bakalım yukarıda nasıl bir manzara var. Asansör de var gibi ama çalışıyor mu emin değilim. Şu an merdivenlerden çıkıyorum. Biraz gerçekten korkunçtu çünkü merdivenlerin altı boş. Bayağı bir yükseğe geliyorsunuz. Ama şu an çıktım, biraz fazla rüzgar var. Size etrafı göstermeye çalışacağım. Tam şu an karşımda Hollanda, solumda Belçika, sağımda da Almanya bulunuyor. Bakın burası Hollanda. Bu taraf Belçika. Hemen Hollanda'nın sağı da Almanya. Bakın karşısındaki kule de Hollanda sınırlarında bulunan Wilhelmina Kulesi. Oradan da aynı bu kuledeki gibi etrafı seyredebiliyorsunuz. Bu nokta Hollanda'nın en yüksek noktası. Etrafa bakınca sanki ilerleri daha yüksek gibi gözüküyor ama oralar muhtemelen Hollanda sınırları içinde değil. Almanya sınırları içinde. Asansör çağrılıyor gibi ama yani birkaç dakikadır bekliyorum. Hareket eden bir şey yok, o yüzden taban var. Size göstereyim biraz korkulukları. Sizce de biraz korkunç değil mi? Ben şimdi buradan bir sağ salim gireyim. Aşağıda tekrar görüşürüz. Evet, asansör zaten çalışmıyormuş. Bakın bu park da Hollanda'daki en yüksek konumda bulunan parkmış. Hollanda'daki en yüksek parkın hemen arkasında bir tane labirent bulunuyor. Bu kafenin hemen arkasında. Burası tamamen çocuklarınızla eğlenmeniz için ya da kendi başınıza eğlenmeniz için yapılmış bir eğlence alanı. İsterseniz burayı da ziyaret edebilirsiniz. Burası da labirentin girişi. Yetişkinlere kişi başı 6,5 euro, 12 yaşındaki çocuklara kadar 5 euro, 3 yaşının altına da ücretsizmiş. Girişte bir sıcak çikolata da ikram ediyorlarmış.
Biraz okudum. Amaç buranın içinden çıkabilmek. Gerçekten eğlenceli olabilir güzel bir yaz gününde. Çünkü bazı sulu kısımlar içeriyormuş. Islanabiliyormuşsunuz. Muhtemelen kışın kapatıyorlardır o bölümleri. Ama okuduğum örnekte bir ailenin buradan çıkması bir saat kadar zamanlarını almış. Dümdüz yürüyünce arabaya gideceğim. Oradan da sizi yavaş yavaş Ahın Christmas Market'e götüreceğim. Ama burası çok ormanlık ve böyle sağa sola yol sapıyor. Burada da böyle bir patika gibi bir yer oluşmuş. Bir bakalım. Bir şey bulabilecek miyiz? Burası gerçekten yol mu? Yoksa bana mı öyle geldi? Eğer yolsa böyle biraz içerilerden gitmeye çalışalım. Evet, burası bir yol. Karşıdan da insanlar geliyor gördüğünüz gibi. Güzel yürüme alanları var. Gerçekten nereye baksanız ormanın içine bir patika giriyor. Burada kaybolmaya da çalışabilirsiniz labirent yerine. Bakın o yolda giderken yine böyle bir patika gördüm. Şimdi buraya tekrar beraber bakalım. Burası bir yol mu? Burası aslında bir yol bence. Böyle gidiyor. Bu tarafa doğru gidiyor mu? Gidiyor ama az önce geldiğim yola bağlanacak gibi duruyor. Evet, az önce geldiğim yola bağlandı. Mesela iki ayrım. Bence sağdan gidelim. Aslında bakın yürüyüş rotası olduğu buralardan da belli. Orada işaretler bulunuyor kenarlarda. Hollanda'da en çok korktuğum şeylerden bir tanesi ağaç devrilmesi. Çünkü mesela bir fırtına oluyor, yoğun bir yağmur yağıyor. Sokaklara bir çıkıyorsunuz, bakıyorsunuz kocaman kocaman dallar yerlerde. Ki zaten bazen fırtına çıkıyor. Fırtınalarda gerçekten ağaçlar arabaların üstüne devriliyor. Türkiye'de çok duymuyoruz bunu ya da ben burada daha çok duyuyorum gibi hissediyorum. Bu olay beni gerçekten korkutuyor. Çünkü bütün bisiklet yolları, mesela sık bisiklet sürüyorsunuz çünkü bu ülkede. Bütün bisiklet yolları ağaçların altından gidiyor. Ve bisiklet sürerken zaten kötü bir havada bir de üstüme ağaç dalı düştüğünü hayal bile etmek istemiyorum. Evet, işte bu ülkenin de sorunları bunlar. Bakın size yürürken nasıl ormandan yürüdüğümü göstermek için biraz sağa solu göstereyim. Ağaçların sıklığına bakın. Şöyle sol tarafa çevireyim. Yukarıdaki ağaçların sıklığını görüyorsunuz. Hangi ülkedeyim diye baktım. Haritada bir tane yol sınır gözüküyor. Yani o yolun aslında solumdaki yol olduğunu düşünüyorum. Yani bu yol olmaz herhalde çünkü patika burası. Haritaya göre yani o yol sınırsa şu an Almanya'dayım. Yolda hemen aslında şu ağaçların üstü. Bakın şurada araba gibi bir şey görüyorsunuz. Gösteremedim. Ha şurada. Orası aslında yolun bulunduğu kısım. Yolun arkası Hollanda. Ben şu an Almanya'dayım ama. Şu ağaçlardan bahsediyorum. Şöyle devriliyorlar. Ağaç düşmesinden bahsettim ve şu an bir şey göstermek istiyorum. Şu an arkadan görüyorum ama bunun bir ağaç kökü olduğunu düşünüyorum. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Nasıl devriliyorsunuz ya? Mesela bu buraya nereden geldi? Şuna baksanıza. Araba Hollanda sınırları içerisinde bulunan Wilhelmina Kulesi'nin oradaydı. Şimdi bu patikadan yürüyerek arabaya kadar geldim. Sizi Ahın Christmas Market'e götürüyorum şimdi. Biraz da acıktım burada yürürken. Orada bir şeyler yiyelim. Bu sene nasıl atmosferi onu görelim. Ahın'da görüşmek üzere diyelim. Şu arkamda bulunan çift dağ bisikletlerini almışlar. Buraya arabalarıyla gelmişler. Muhtemelen o gösterdiğim patikalarda düşe kalka çamura bulana bulana sürecekler o bisikletleri. Neden yapmayalım ilerleyen zamanlarda? Bunu görmem gerçekten güzel oldu. Ahın'dan selamlar. Almanya'nın en büyük dezavantajı bence kolay kolay kart kullanamıyor olmanız. Otoparklarda ya da işte Christmas Market'teki bazı dükkanlarda muhtemelen kabul etmeyecekler kart. O yüzden bir ATM bulup para çekmem lazım ilk başta. Evet, artık euroların üstündeki köprülerin nereden geldiğini de biliyorsunuz. Bir önceki videoyu izlemeyenler hemen bir önceki videoya.
İki video önce de aslında Hollanda'daki büyük Christmas market şehirlerinden bir tanesine gitmiştim. Şimdi o Christmas marketle bunu biraz kıyaslamaya çalışacağım. Orada ne tarz dükkanlar vardı, burada ne tarz dükkanlar var? Gerçekten arada bir fark var mı? Beraber bakalım. Kesinlikle daha kalabalık. Mesela şu an arkamda sırf böyle şarap, yiyecek içecek alma yerleri bulunuyor. Yani adım atacak yer yok gerçekten. Biraz önce buradan yürüdüm. Bakın şuradaki renkli renkli sıcak şarap bardaklarını görüyor musunuz? Şuradaki insanlar da içiyorlar zaten ellerinde bardaklarla. Hollanda'daki tuvaletleri hatırlıyorsunuz. Burada paralı ve içeride biraz daha hijyenik diyebilirim. Burası çok büyük Valkenburg'a kıyasla. Belediye binasının önünde başlıyor, arkasına devam ediyor. Kilise civarında tezgahlar var, bazı ara sokaklarda tezgahlar var. Gerçekten çok büyük bir Christmas market burası Valkenburg'a kıyasla. Ki Valkenburg da Hollanda'nın en büyük Christmas market, Christmas şehirlerinden biri. Bu kadar büyük bir Christmas marketin de tabii ki çok daha fazla yemek yiyecek yeri ve çok daha fazla hediyelik eşya ya da işte farklı farklı şey satın alacak yerleri bulunuyor. Aachen çok tarihi bir şehir Almanya'da ve gerçekten çok güzel bir şehir. Christmas marketi olmasa bile bu şehrin kendini ziyaret etmek için gelebilirsiniz buraya. Çok da seveceğinize eminim. Bu videoda ama ben size bu şehirdeki belediye binasını ya da bu şehrin kilisesini anlatmayacağım. Çünkü kanalda onları anlattığım başka bir video var. Bu videoda daha çok size bu şehirdeki Christmas marketi göstereceğim. Ama şu an Christmas marketi yukarıdan görebildiğim belediye binasına yine geldim. Size Christmas marketin belediye binası önündeki manzarasını göstereyim. Bakın bu dükkan geçen sene de burada kuruluydu. Tarçınlı aslında böyle ekmek gibi bir şey satıyorlar tatlımsı. Fena değildi. Deneyebilirsiniz. Christmas markette satılan hiçbir şey açıkçası canım istemedi. Yani bir patates kızartması, ekmek arası sosis tarzında bir şey yemek istemiyorum. Ya da işte farklı şekilde pişirilmiş, farklı soslarla marine edilmiş et vesaire de canım istemiyor. Şu an burada Five Guys gördüm. Five Guys'ı bilmiyorsanız çok kısa bahsedeyim. Burası bir fast food zinciri. Aynı McDonald's, Burger King gibi ama hamburgerleri gerçekten bir hamburgercide yiyormuşsunuz gibi. Yani McDonald's ve Burger King'in hamburgerleri biraz daha böyle yapay gibi hani burayla karşılaştırınca. Gerçekten çok doyurucu. Ben çok seviyorum Five Guys'ı. Bugün burada yiyeceğim. Siz de eğer daha önce duymadıysanız, görmediyseniz burayı bu videoyla öğrenmiş olursunuz. Hemen Christmas Market'in dibinde. Hamburgerinizi kendiniz yaratıyorsunuz. İçine istediğinizi koydurabiliyorsunuz. İçecek alıyorsunuz. Sınırsız için para ödüyorsunuz. İstediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Fiyatlar da bu şekilde. Valla o kadar iyi doydum ki hiç pişman değilim. İlk kez Five Guys dedim. 11,5 euro hamburgerdi, 6,5 euro patates kızartmalarıydı, 4 euro da kolaydı. Biraz pahalı olabilir ama dediğim gibi çok doyurucu. Standart olarak bu arada 2 köfteyle geliyor hamburger. Şimdi ben yemek yerken hava biraz kararmış, ışıklar daha da belirgin hale gelmiş, etraf daha da bir güzelleşmiş. Benim için Christmas marketin anlamı bu açıkçası. Sıcak şarap, belediye binası önümde. Kilise arkamda. Afiyet olsun.
ben yapıyorum. Sizinle birlikte bu seneki Aachen Christmas Market'i de görmüş olduk. Hollanda ile karşılaştırınca dükkan çeşitliliği açısından çok büyük bir fark yok. Ama Christmas Market'in çok daha büyük olması kaynaklı hem yemek seçenekleriniz çok daha fazla hem de hediyelik eşya dükkanları çok daha fazla. Yani Hollanda'ya mı Almanya'ya mı gideyim Christmas döneminde diye düşünürseniz bence kesinlikle Almanya'yı seçmelisiniz. Geleneksel olarak da Hollanda'da Christmas Marketler daha yeni çünkü. Yani Hollanda'nın böyle bir kültürü çok fazla yok. Almanya'nın ama çok köklü bir kültürü var Christmas Marketler açısından. O yüzden Almanya her zaman daha iyi bir seçenek olacaktır. Videoyu yavaş yavaş kapatıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.